Erken mi başlıyoruz golle? Vinicius Junior, asiste gel. Kariyerine en iyi asisti belki. Merhaba arkadaşlar, Real Madrid kariyerimizin 4. toplamda 44. bölümdeyiz. Real Madrid'le işler tam takır yolunda gidiyor. Tek mağlubiyetimiz var, ligin zirvesindeyiz. UEFA'da da toparladık gibi. Yani tam da toparlamadık. Bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. Yakışmıyor bize -3 averaj. Ama bu bölümde daha da toparlayacağız. Celta Vigo ile başlıyoruz. 8.ler. O yüzden az kadromuzla çıkalım diyorum. Xavi Simons hafif yorgun. Onun yerine bir Milar mı görsek acaba? Bu ikinci denememiz olur. Paso asist yapıyor. Bakalım bu maçta bir şeyler yapabilecek mi? Arkadaşlar ilerleyen dakikalarda Brezilya'dan bir rapor daha gelecek. Endrick arıyoruz biliyorsunuz. Real Madrid'in gerçekte transfer ettiği 16 yaşındaki Brezilyalı santrfor Palmeiras'tan. Palmeiras'ı niye öyle dedim bilmiyorum. Neyse sabah erken çekiyorum bu videoyu. Enerjim tükenirse videonun ilerleyen dakikalarında böyle ilerledikçe kusura bakmayın. Bu arada ilerleyen dakikalarda bir de Ultimate Team hakkında bir şeyden bahsedeceğim. Onu da bekleyin arkadaşlar. Orayı da izlerseniz sevinirim. Sağ olun, var olun. Ve Trent'ten bir pas hatası geldi ama toparladık. Romero. Oo, derinlemesine tehlikeli bir top. Brill Donald, Embolo, Pau Torres. Kritik müdahale. Celta Vigo yine bastırıyor. Yine yükleniyor orada. Oo, Trent ne yaptın sen? Oo, Pickford. Trent'ten zayıf defans. Bu sene oldukça çok gördük. Hani Trent'in zayıf defansı tartışılıyor falan. Ya da defansif kabiliyeti. Şimdi korneri uzaklaştırdı. Onun kafasıydı bu arada. Kontra atak şansı. Fatau Isahako. Claudio Costa. Çok iyi geçti. Claudio Costa dans etti. Şöyle bıraktı Fatau'ya. Fatau da Gordon Miller oynadı. Genç İskoç oyuncu yeniden Fatau'ya. Fatau kaleci Ruben Blanco. Come on Ruben Blanco lütfen, yani o goldü. Şimdi Vini. Korner gelecek. Gidecek. Ama top bizde. Martinez. Pau Torres. Hocam şöyle bir şut çekebilen bir adam olmuyor mu ceza sahası dışında ya? Şut çekebilen stoper alacağım arkadaşlar. Çünkü bu kornerlerden dönen toplarda hep stoperler ceza sahası dışında. Şimdi bu arada free kick kazandık. Aslında Isahaku buradan daha iyi atabilir. Atar mı lan? Bayağıdır free kick golü atamadık be. Hadi Fatau Isahaku be. Haydi be. Oo, yan ağlar tüh. Çok hassas ya. Bu free kickler FIFA 23'te çok zor bana geliyor. Vinicius Junior, Gordon Miller. Ondan Costa. Costa Gordon Miller'a deneme. Fatau da kaldı. Okey. Vini. Çok klas pas. Yes. Gol. Valverde. Abi Vinicius o pası geçirebildi. Muazzamdı. Şu pas. 10 numara. 1-0. Fede Valverde ile yine başlıyoruz. Geçen bölüme de Fede Valverde ile başladık galiba. Oy. Pickford müthiş kurtardı lan. Beklemiyordum. Vinicius Junior kaptırdı. Fede Valverde dışarı. Valverde son dönemlerde oldukça gol arıyor. Fatau, Gordon Miller, ondan Fede Valverde, ondan da Vinicius'a kaleci. Korner Vinicius Junior. Acaba Miller'a mı attırsak bilmiyorum. Aha penaltı. Ha. Hocam ya abi bu el toplarını bayağı bir elden geçirmeleri lazım. Eleman da tam şöyle kafasının üstünden yumrukluyor topu, orası da var da. Şimdi Claudio Costa atabilir miyiz? Hop vuruyorum, bayağı vurdum. Claudio Costa bam. Demek ki bu kadar vurmak lazım arkadaşlar. 3'ü geçtim. Neredeyse fulldü güç. Cristiano Ronaldo diyeceğim. Cristiano Ronaldo'yu getirsene Real Madrid'e diyenler olmuştu arkadaşlar. Biz 5. sezondayız. Ronaldo futbolu bıraktı. Aha bu adam Cristiano Ronaldo. Onun yerine gelen altyapı ya da regen oyuncu. İkinci yarının ilk hata. Değişiklik yapmadık. Embolo dışarı vurdu. Biraz kazmalık var Embolo'da. Oo tehlikeli. Crepin Diatta o açıdan direğe çaktı. Vay be. Aa çok tehlikeli. Crepin Diatta'ydı yine. Aha gol geldi. Crepin Diatta çok iyi oynuyor sağ kanatta. 2-1. Yani ben bu maçı rahat alacağız diye düşünmüştüm ama ne olacağı şimdi belli değil. Fatau Isahako. Fatau Isahako. Claudio Costa'ya oynamak istiyor ama. Aha Valverde. Ooo kaleci. Trent içeride ceza sahasında kafa geliyor. Valverde yine dışarı bu sefer. Yine değil de az önce kaleci kurtarmıştı. Federico Valverde'nin 5 şutu var. Delali Celta Vigo'da arkadaşlar. Dele diyor ama sanki gerçi Delali ya. El bandı falan var. Trent bu arada tehlikeli. Aman. Aman aman aman.
Aman aman aman, Trent Alexander-Arnold. Benim defansımı mı eleştiriyorsunuz? Dedi burada resmen. Vay be. Okey, bir gol daha bulalım ya. İkinci yarıda berbattık. Fatavu Isahaku. Fatavu. Adamdan iyi sıyrıldı sanki. Gordon Miller'ı oynuyor. Gordon Miller de offside'dı galiba Vinicius. Tüh be. Claudio Costa çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Vinicius Junior. Vinicius. Yerden sert pas. Oo, aldı at dedi yani. Kaleci oynayamıyor sert paslarda. R1X arkadaşlar. Bu arada Gonzalez'i almıştım az önce, o attı Fatavu'nun yerine. 3-1. Bir gol daha bulabilir miyiz? Vinicius Junior çok iyi kontrol lan. Çok iyi ya. Baturina, uf, müthiş geçtik. Claudio Costa ve 4 de geldi. Bu nokta oluyor. Claudio Costa. 45 ve 90 Claudio Costa'nın goller. Maç böyle bitiyor arkadaşlar. Hocam bitirseydin ayıp oldu. Bu arada maç böyle bitmiyor. Ohohoho, Dele Alli'nin vuruşunda. Aa, 4-2. Allah Allah. Yani Pickford çok iyi kurtardı ama eski takım arkadaşına karşı. 4-2 bitti maç. Nokta Crepindiatta'dan. Maçın adamı Claudio Costa. Vinicius'un 2 asisti var. Trent 7.7, en iyi defans oyuncusu. Gordon Miller da sürekli en kötü oyuncu. Hani ilk 11'de oynatırsam onu. O adam B takım oyuncusu. Arkadaşlar burada bir araya giriyorum. Çünkü Ultimate Team'de Dünya Kupası turnuvanın takımı oyuncuları geldi. Görüyorsunuz Mbappe'si var, Messi'si var, Harry Kane'i var. Onun uzaya giden topu da kart olarak gelmiş olabilir. Bugünlerde sürekli yeni oyuncular da ekleniyor kadro kurma görevlerine. Casemiro, Amrabat, Doğan görüyorsunuz. Doğan acaba Sheffield'da ne yapıyor şu an? Yalnız oraya git dediğimde tam olarak neredeler bilmiyorum kadro kurma görevlerinde. Pardon, sanırım paketlere eklenmişler. Ön izleme paketinde bir tane çıkar mı acaba? Kusura bakmayın, ben çok oynamıyorum Ultimate Team. Sadece siz haberdar kalasınız diye ara ara bu bilgilendirmeleri yapmak zorundayım. Paketten Tomiyasu çıktı. Doğan'ın kankası. Bu olmaz, alınmaz. Normal bir paket alayım olmalı. İkinci bir altın paket. Bakalım buradan. Aha! Vallahi çıktı lan. Aa, Ronaldo mu? Yok. Guerreiro. Bu acaba, evet, turnuvanın takımı oyuncusu çıktı. Güzel oldu, iyi denk geldi. 85'lik Guerreiro. Güzel bir gol atmıştı İsviçre'ye. Kaça satabiliyoruz? Yani çok para etmiyor da kardayız her türlü arkadaşlar. Bana lazım değil. Biriniz alsın bu oyuncuyu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii ki turnuvada en beğendiğim oyuncu Lionel Messi oldu. Çünkü arkadaşlar Lionel Messi Dünya Kupası'nı aldı. Hani bir GOAT'a da bu yakışırdı. Ronaldo alsaydı da sevinirdim. Messi de aldı, sevindim. Mbappe ikinci kez alsaydı da sevinecektim yine. Çünkü Mbappe de hani gelecek vadede bir GOAT adayı. 22-23 yaşındayken iki Dünya Kupası kazanabilmek, bir de gol kralı olarak süper olurdu. Neyse, göz atmayı unutmayın Ultimate Team'e. Turnuvanın takım oyuncuları paketlerde. Devam edelim şimdi. Biz galibiyetle puan farkını açtık. Çünkü Atletico Barcelona maçı varmış. Deplasman'da Atletico almış o maçı 2-1. Sırada şimdi 7. Getafe var. Onların da 20 puanı var. Şimdi bu maçı da az kadroyla oynayalım. Bundan sonra Bodo Glimt maçı var. Takım dinlenmiş, kendine gelmiş. Fatavu Isahaku'yu keseceğim bu arada. Fatavucum bir kenara çekil. Gonzalez gol attı girip. Sen de onu bir örnek al Fatavu. Brezilya'dan gelecek rapor sanırım o Avrupa maçı sonrası olabilir. Veya da ondan sonraki maçı olabilir. Bölümün sonuna doğru gelebilir o rapor. Ama bu kez bence daha iyi bir oyuncu bulur. 5 yıldız 5 yıldızdı çünkü o yetenek avcısı. Şimdi Gonzalez bu arada, erken mi başlıyoruz golle? Vinicius Junior. Ooo, asiste gel. Asiste gel. Abi inanılmaz. Kariyerin en iyi asisti belki. 5 sezondur. Bundan daha iyi bir asist hatırlıyor musunuz? Yorumlara yazın. Bakın bakın. Of. 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 Hem ara pası hem de o tarz bir ara pası. Vinicius ya çok iyi. 93 overall'a da gelmiş. Bu arada Xavi Simons da ilk golünü attı galiba. 8 maçta bir gol dedi. Sonunda. Oo, bir de onlardan çok iyi asist geldi. Pickford müthiş kurtarıyor. Pickford bildiğimiz gibi. Ay ya, defansı çok kötü yapıyorum Real'de ya. Defansı çok kötü yapıyorum Real'de. Uyudum resmen. Nuno Mendes, boşluk bulduk. Claudio Costa, okey, vur buradan. Aa, biraz geç kaldık sanki. Bulka. Ne oldu? Free kick verdi hakem. Lan dedim, korktum, penaltı mı acaba? Pepelo topun başında. Pepelo direkten. Çoğu zaman olduğu gibi çataldan. Kim olursa olsun free kickçi. Bu arada az kalsın gol yiyorduk yine. Fede Valverde. Aha, ortadan. Costa.
Çok iyi aldı Costa. +100. Abi çok iyi golcü oldu Costa ya. Costa artık bana efsane ve Ronaldo diyeceğim Braga Rebocho vibe'ı veriyor. Braga Rebocho'yu hatırlıyorsunuz FIFA 21'den. Bayern Münih'teki dönemimizde süperdi. Costa da artık her yerden çakıyor. Bak plase çok klas durduğu yerden. Kaleci de hata yapmış biraz da. İyi 2-1. Oha! Lan oradan hiçbir şey olmaz diye de ben böyle durmuşum izliyorum arkadaşlar. Lan ilk defa böyle bir pozisyondan gol yedik. Enteresan. 2-2. Federico Valverde, Xavi Simons, Gonzalez. Pas çok iyi. Costa kaleci. Bunu gördü. Şöyle bir aşırtma gönderip rövaşata vurabilir miyiz buna? Oho vurduk da zayıf. Pau Torres'miş. Sakatlandı. Costa olsaydı goldü. Lan ben de Costa sanmıştım. Birbirine benziyorlar. Costa ilk yarı bitti. Zevkli bir ilk yarıydı. Boşu boşuna böyle dandik dandik goller yedik. Pau Torres'in sakatlığı geçmiş gibi görünüyor. Yara bandı görmedim. Şimdi Vinicius Junior Costa'ya verdi. Costa döndü. Valverde. Burada üçüncü golle başlıyor muyuz? Valverde. Claudio Costa. Aha el var hocam. Bir daha el var. Ne oldu? Offside mı? Offside verdi. Trent Alexander-Arnold. Çok iyi geldik. Xavi Simons. Döktürüyoruz. Costa. Hat-trick. İşte bu ya. Bu adamı durdurabilene aşk olsun. Gerçi hat-trick değil ya. Ben ne diyorum? Xavi Simons atmıştı ilk golü. Klas asiste. İkinci golü Costa'nın. Ama hat-trick'i demek ki öngördüm. Sezdim. Bir tane daha gelir. Ooo derinlemesine bak. Biz attıktan sonra her seferinde cevap veriyor bu Hetafe. Onlar da tehlikeliler yani. Ama bence o hat-trick geliyor. Valverde. Ooo kırmızı hocam tam önünde ya. En formda oyuncumuzu sakatlayacak. Pavlidis. Sarı yemiş. Ooo kırmızı yemiş lan Pavlidis. Ben de fark etmedim orada. Neden gizli göründü o Hetafe'nin üstündeki... Neyse burada da penaltıyı veriyoruz. Aha sonradan çıkıyor. Okey Kovalçuk. İşte bu ya Pickford. Bizim kaleciler penaltı canavarı. Bak şimdi göründü. Az önce yine görünmüyordu kart. Bu arada az önceki kornerden bir şey olmadı. İkinci korner bu. Dikkat Trent. Oo aman ne oluyor? Bir ha bizim içinmiş top. Pickford. Aman. Nereye gönderdi lan? Ne güzel pası verebilecek sandım 17'ye. Dikkat şimdi 10 kişi kalan Hetafe'den gol yemeyelim artık lütfen. Valverde. Costa. Costa klas. Yes. Xavi Simons geçemedi. Yüklendik iyi yüklendik. 4 geliyor. Hadi abi. Valverde. Yes. Valverde. Aha. Yes. Gol. 4. Müthiş. 10 dakikadır yükleniyorum arkadaşlar. Size kısalta kısalta gösteriyoruz. Valverde çok etkili. Cidden en formdaki ismimiz belki. Claudio Costa harici ve Vinicius harici. Çok formda ismimiz var. Yine topu hemen söktük fark ettiyseniz. Costa. Kusura bakmayın. Hep beraber. Aha Costa hat-trick. Göğüs kontrol çok iyi. Kaleci de iyi kurtardı. Bir tane daha hapşırık geliyor ama kesmek istemiyorum bu momentumu. Korner. O gitti o hapşırık gitti. Gördüyseniz Instagram hikayem bu arada. -40 arkadaşlar dışarıdaki soğukluk. Sıcaklık mı? Soğukluk sıcaklık ne fark eder? Niye soğukluğa ayrımcılık yapılmış arkadaşlar? Aklımdaki çılgın sorular çıksın da maç bitsin. Yine 4-2 alıyoruz bu arada. Atıyoruz yiyoruz. Atıyoruz yiyoruz. Ama her türlü kazanıyoruz. Bu bölüme iyi başladık. Maçın adamı Vini. Costa 2 gol yine. O sayı da 8.1 almış. Vay be. Xavi Simons 1 gol 1 asist. Değişiklik yapmadım bu maçta. Şimdi geçen bölümde Bodo Glimt'le 4-4 berabere kalmıştık. O maç neydi öyle yine? 3-1 öndeydik galiba değil mi? 4-3'e getirmişlerdi. 4-4 yapmıştık. Şimdi öyle bir taktik yapıyorum ki delik deşik edeceğiz Bodo Glimt'te. Bekler ileri çık. Öndeki dörtlü. Herkes arkaya koşu yap. Sürekli baskı. Derinliği biraz geri çekelim. Oyun kurma hızlı, ileri koşular. Ceza sahasına full yükleniyoruz. Bakalım ne olacak? Biz alternatifle oynayalım, karışmasın. Bu arada az kadro iyi formdayken onları kullanıyorum. B takımla bundan sonraki maça oynarız. Claudio Costa son 3 maçta 4 gol attı. Formda isim. Patau Isahaku ile birlikte Santrfor ikili. Oo hocam ne oluyoruz? Sarı kart yiyecek. Romero. Okey onun pası. Arnold'un pası. Hocam el var. Free kick. Bu kez Arnold için çok iyi bir nokta. Haydi sert bir free kick geliyor.
Trent Alexander... biraz uzak mı kaldık bilmiyorum. Sağ korner Trent'te. Trent'in korneri gol olur mu? Fatawu Issahaku! Akrobatik bir gol izleyecektik, dışarı gitti top. Korner sonrası bir kontra atak. Vinicius Junior önü bomboş. Vinicius Junior çok açığa gitti. Onlar da hızlılar aslında var ya. İyi oyuncuları var. Aha bu arada... Claudio Costa'ya ver, oradan plasayı vursun. Feci, bu golü de Gareth Bale'e armağan ediyor arkadaşlar. Gareth Bale Regen mi bulsak, ne yapsak? Messi Regen mi baksak acaba? Messi Regen aklıma geldi. Acaba nerelerde? Hani bir transfer çalışması şimdiden yapmaya başlayalım. Vinicius Junior, Claudio Costa. Fatawu'ya mı? Hayır. Şöyle Fatawu'ya. Fatawu Issahaku. O da atıyor. Kutsal Junior sonunda bir gol attı be. Aha Galatasaray'a göz kırptı. 2-0. Vinicius Junior destekte, Mendes var. Üzerine oyuncuyu çekti. Mendes'e verdi. Dominasyon geliyor mu? Mendes arkaya çıkardı. Lorenzo Pellegrini. Öyle bir vurdu ki. Ben L2 ile vurmadım. Kendisi o şekilde vurdu. Süper gidiyordu. Gol olacak sandım. Neyse, Fatawu Issahaku da şimdi top. Fatawu gaza geldi. Plaseyi dışarı gönderiyor. Bitiricilik sıkıntısı çekiyor Fatawu. İlk yarı bitiyor 2-0. Takımı oldukça yorduk. Özellikle defansı yorduk. Cemselo'yu alalım Mendes'in yerine. Bir de Romero yerine Verissimo. Defansların neden daha fazla yorgun olduklarını da biliyorum ben. Maç sonu aklıma gelirse anlatırım. Vinicius Junior çok iyi. Costa müthiş bıraktı Fatawu'ya. Fatawu kaleci. Lan. Yediğimiz gole bak. Gol yemesek olmaz ya. Geçen sezon neydi öyle? Bir ton gol yenmeyen maç çıkarıyorduk. Xavi Simons şöyle bir ara pası. Müthiş bir ara pası. Xavi Simons Vinicius Junior'ın asistini hatırlayıp ona asist yaptı şimdi. Ben Costa'ya gider sandım ama bayağı da bastım. Doğru yere gönderdi. Vini 3-1. Odoglimp yükleniyor. Adamlar pes etmeyi bilmiyorlar. Geçtiğimiz maç da böyleydi hatırlarsanız ama buradası Santiago Bernabéu abi. Burada Cemselo var. Güzel. Buradan çıkış yok diyecektim de Cemselo VAR'a geldik. Şimdi Vinicius Junior, Vinicius. Klas bir orta. Fatawu bitir onu ya. Vinicius döktürüyor arkadaşlar. Vinicius inanılmaz. Xavi Simons çizgide müthiş. Çok iyi tuttuk orada. Trent gidemiyor. Yani ben biraz yavaşladım aslında onunla çıkmasın diye. Neyse top bizde hala. Fatawu Issahaku. Claudio Costa. Müthiş. 4. Bu kadar. Çok iyi asist geldi. Yani Claudio Costa da klas. Klas ya bu sezon. Durdurana aşk olsun. Artı 2 verdi hakem. Bu maç 4-2 olmasın. 5-1 olsun. Vinicius da gidiyor. Yavaşlamazsa eğer. Yani enerjisi tükendi ama gidebildi Vinicius. Cemselo defans yapıyor. Kaleyi önünde gördü. Topu uzaklaştır. Dedim Cemselo da güzel atacak orada. Bu bölümde 4-4'lüyüz. Yine 4 gollü bir galibiyet. Vinicius yine maçın adamı. Costa yine 2 gol attı. Abi adam 3 maçta 6 gol attı. Fatawu 1 gol 1 asist. En iyi maçını çıkardı belki şu ana kadar. Gayet güzeliz. Şimdi çekim esnasında 3. bölümün yorumlarını okumaya başladım. Sizlere B takımı hani saçma buluyor musunuz? Onları sürekli oynatmamızı bu şekilde. Genellikle bu takımdan sadece hani parlayabilecek birkaç oyuncu, 5-6 oyuncu yedeklere al, yedeklerden A takıma monte et. Yorgunluklar olduğu zaman olsun, işte maç esnasında olsun. Aynı bu bölümde Miller'ı hani bir ara oynattık ya, o şekilde. Bu da demek oluyor ki bizim takımda aşırı fazla ekstra oyuncu var. Mesela bu Peter'de pek bir şey görmüyorum da Marvin daha iyi görünüyor, sanki daha potansiyel gösteriyor. Noel yedek girebilir santrfora. O yüzden A kadromuza birkaç tanesini yedek getirelim. Örneğin Verissimo'yu her zaman oynatmıyoruz. Atmıyoruz. Darda'yı getirebiliriz. Darda'yı oynatıyorduk. Her maç öncesi yedekleri ayarlamaya bakacağım. Yani kısacası. Çünkü herkesi yanımızda getiremeyeceğiz. Bodo Glimt galibiyetiyle hala ikinciyiz. Sassuolo bırakmıyor. Sassuolo'yu devirmemiz lazım. Bir sonraki maçımız onlara karşı olacak. Gerçi arada iki maç var. Biri Espanyol, diğeri de Villarreal. Espanyol'un durumu iyi değil. 16'lar. Şimdi çok yorgunluklar var. Burada yedekleri de ekleyeceğim. Şimdi çok yorgunluğumuz var. Yedeklerden monte edeceğim birkaç oyuncu. Bu arada Sörlot orada. Sabitzer orada. Lukman tanıdıklardan. Biz bu maç için Baturina'yı oynatabiliriz M4'de.
o da. İsa Haku'nun yerine Marvin'i oynatabiliriz. Hadi bir de Noel'le başlayalım. Torres'in yerine de Dardai diyelim hadi. Sol ayaklı stoper. Yedeklere de birkaç tane oyuncu ekledim B kadrodan. Geçelim Espanyol deplasmanına. Espanyol Real Madrid maçı için Barcelona'dayız arkadaşlar. Bilmiyorsanız Espanyol Barcelona takımı. Bunu her sene söylerim her La Liga'ya gittiğimde. Neden? Coğrafya bilgim iyi mi? O yüzden... Lan oğlum sus Gürkan ya. Boş ver şimdi. Lukman atak yaptı bile. Evet öyle bir bilgi vermek istiyorum her seferinde. Espanyol hakkında nedense. Keşfettiğimde ben de demiştim. Aa Barcelona takımıymış falan. Barcelona derbisi. Xavi Simons bu arada dünyanın en yavaş ya. Neyini? Magidi spinini yaptı. Noel. A kadromuz B kadromuzla karma bir şekilde bakalım nasıl bir performans sergileyecekler. Valverde çok iyi geldik sanki. Noel. Yani Xavi Simons de... Aha Noel. Yes. Plase kaleci. Zaten yüksek gidiyordu. Aslında ben orada Marvin'i atmak istemiştim. Neyse. Noel bakalım gol atabilecek mi? Bu bölümde ilk kez burada. Ve kaleci yine. 32 numara kimdi? Baturina. Onun kafası. Vinicius Junior'ın korneri. Rövaşata var mı? Yok. Marvin var. Xavi Simons var. Vuruşu. El var mı hocam? Yok. Valverde top bizde. Vini. Şöyle. Baturina sert vurabildi mi? Vurdu. Hocam el var mı? Bayım, bayanım. Bayım denir. Bayanım denilir mi? Denilmez. Değil mi? Onu da keşfetmiş olduk. YouTube'a video çektikçe Türkçe öğrenmeye devam. Sörlot'u iyi defans yaptık Romero'yla. Yani harbiden öyle oldu bana arkadaşlar. Benim Türkçem bu kadar iyi değildi. Neyse. Çok da iyi değil de fena değiliz gibi artık. Valverde, Noel, coğrafya dersi, Türkçe dersi. Gol lazım, gol dersi lazım. Vinicius Junior'dan yerden bir sert kesti. Baturina yine burada. Topu aldı Baturina. Şöyle sert bir top gönderelim. Karambol olsun diyeceğim de çok da gönderemedik sert. Xavi Simons üstten. Geçse çok iyi düşünce. Neyse top hala bizde. Baturina, Valverde, Vini. Hocam. Lan adamı parçaladılar orada. Free kick kazandık korner sonrası. Korneri görmeye gerek yoktu. Bu free kick'i Baturina kullanacak arkadaşlar. Hadi kullansın bakayım. Şöyle fal solu derinlemesine gir. Hadi Baturina. Bakalım ne var Baturina'da. Ayak. Ooo gol var. 1-0. Ya şu açıyı çok kötü yapıyorlar ya. Demek ki biraz daha dibine girmeliymişim arkadaşlar. Sürekli baraja vuruyordum ya. Bu kez dedim daha dibine gireyim topun. Enes Baturina. İlk ismi ne acaba? Baturina. Müthiş bir gol. 1-0. Martin Baturina'ymış bu arada. Abi hakem onlara da free kick verdi şimdi hemen. Bize verdi ya bir tane. Dikkat. Duran toplar her zaman tehlike dışarı gidiyor ama. Osayi Samuel oyunun yönünü değiştirdi. Nuno Mendes. Şöyle Vinicius Junior'a. Noel tek top çok iyi. Xavi Simons gol şansı. Ve gol kaleci dondu bir nevi. Xavi Simons da coştu. Xavi Simons da coştu ha. Bak burada kaleci çok acayip yanıldı sanki. Şuna bak. O nasıl gol? Kaleci acaba defanstan sekip o tarafa gidecek diye mi tahmin etti? Ne yaptı? İnanılmaz bir hani akrobatik kurtarış yapma adına. Şak şak 2-0. Şimdi şu... Noel ne yaptın Noel Reis ya? A kadroda yer almanın heyecanı. Plase vurdum hatta biliyor musunuz? Arkadaki baskı Noel'i batırdı. Şimdi ilk yarının bitimi Sörlot'un vuruşu Pickford. İyi uzandı. Isınmaya çalışıyor. Hani burada hazır kalmaya çalışıyor Pickford. Bir maçlık Graterol'a da verebilirdik aslında da. Neyse rahat gidiyoruz. Vinicius Junior'ın yerine bir Millar mı yapsak, Arribas mı yapsak? Arribas yapalım. Millar'ı da sonra görürüz. Biraz daha oynasın Xavi Simons. Gol attı. Onun yerine ya da Valverde'nin yerine. İkinci yarı başladı. Sörlot. Ona da baskı yaptım. O yüzden o da berbat bir vuruş yaptı. Ya da kazma. Bilmiyorum. Arribas. Arribas'ın pası. Klas. Bravo. Nuno Mendes. Ortası. Arka direk. Aha kaleci. Marvin. Jose Marsa da girsin Romero'nun yerine. Bütün büyük oyuncularımızı çıkarıyoruz ama bakalım. Baturina'nın korneri. İyi noktaya. Ve kaleci. Nuno Mendes. Onun kafası. Marvin, Noel kaçacak. Marvin, onun pası Noel'e. Noel önünü aldı. Noel sol ayağında Noel vurdu. Engellendi şut. Hemen peşine rakibimiz geldi. Sabitzer'le. Adama bak lan kendine duvar pası yapıp smaç bastı resmen. Ben de tam diyecektim. Defans oyuncumuz ne güzel araya girdi. Reaksiyona bak arkadaş. İnanılmaz. 2-1. Tehlikeli.
Valverde. Bravo Valverde. Ah Valverde kaptırdı. Tehlikeli hemen golün ardından Sabitzer. O sayı Samuel. Öyle bir kamera oynadı ki. Bazen bu kamera açısı beni tilt ediyor. Diyorum ki offside mi oldu acaba? O yüzden mi öyle hareket ediyor? Yok arkadaş. Bazen de onların gol atacağı belli olunca bir değişik hareket ediyor. 2-2. Yine Sabitzer'de kaldı. Ben Costa'yla Miller'ı alıyorum arkadaşlar. Xavi Simons çıktı ve Noel çıktı forvette. Haydi bakalım Gordon Miller. Marvin. Şu hareket bazılarınızı çıldırtıyor kesin. Çok yapıyorum çünkü. Bazen işe yarıyor, çoğu zaman işe yaramıyor. %90 yaramıyor. Neyse. Aman abi. 3-2 olmasın şimdi. 2-0'dan maçı vermek ayıp olur. Sabitzer. Çok sabit bir şekilde performansını yükseltti bu maçta. Okey. Galiba bu şakaya sadece ben güldüm de. Arribas kontrol edemedi topu. Son bir korner. Dikkat. Gonzalez uzaklaştırdı. Ve arkadaşlar yine o hareketle zaten bir yere gidemeyecektik. 2-2, 2-0'dan verdik maçı. Kötü puan kaybettik. A kadroyla B kadro bir arada başaramadı. Yani Noel oldukça kötüydü bence. Baturina 8.4 frikikten efsane gol attı. Tabii maçın adamı Marcel Sabitzer'di. Ve şimdi Lorenzo Pellegrini mutsuz olduğunu dile getirmiş arkadaşlar. Villarreal maçında oynamak istiyormuş. Zaten Valverde yorgun. Lan Pellegrini de yorgun. Bayağı bir boşluk vardı aslında. Full antrenman yaptığımız için mi böyle oldu? Barcelona maç fazlasıyla önümüze geçmiş. Şimdi Villarreal de dördüncü. Tehlikeli bir maç. Brezilya'dan rapor da gelmedi. Bundan sonra gelecek. Bu maçtan sonra gelecek. Tam UEFA maçı öncesi. Pellegrini iyice yorulunca bu sefer Baturina'yı oynatabiliriz. Milar neden çok mutsuz onu da anlamıyorum ben. Kimisinde keskinlik az, kimisi mutsuz, kimisi keskin ama mutsuz. Anlamadım. Fatau 89'a yükselmiş, o da -3 gösteriyor. Onu doğru mevkide oynatmadığımız için öyle galiba. Neyse, rakibimiz Villarreal. İç sahadayız. Maç öncesi Nuno Mendes'e odaklanıyor kameralar. Ve Kokelen galiba bu da. Onlardan bir şey gelecek mi? Yağmur var Santiago Bernabeu'da. Lan beyaza sarı da çok yakın oldu sanki. Neyse bakalım. Oo, Romero bravo, iyi aldı. Costa çok iyi. Yes. Abi güzel başladık sanki. Yes. 1-0. Müthiş başladık. Vinicius. Ama harbiden Costa'nın performansı mest etmeye devam ediyor. Vinicius da burada Gareth Bale'ı unutmuyor. Bakın Costa. Üzerine iki oyuncuyu çekti. Vinicius'a verdi. 1-0. Endrick'i arıyoruz. Ben Endrick'i merak ediyorum. Noel çok iyi bir performans göstermedi. Tabii B kadroda oynarken sürekli ona gidiyorduk. O gol atıyordu. Bu arada Alphonso Davies'e faul yaptık ama verdi hakem, verdi. Onun yerine böyle bir 69-70 overall'a hemen zıplayabilecek bir santrfor oyuncusu Brezilya'dan çok iyi olabilir var ya. Ona da Endrick deriz biz. Bilgisayarda oynasaydım Endrick yapabilirdik ismini veya da Endrick yüzü ekleyebilirdik. Şimdi Vinicius Junior pası geçmedi, tüh. Rakibimiz yüklendi. Baro çok iyi geldi ve golü attı. Pickford bunları kurtarırdı ya. Arkadaşlar devre arası acaba Pickford'u değiştirsek mi? As kaleci olarak Real Madrid için eksik gibi görünüyor. Sheffield'da harikalar yapıyordu. Ama burada belki biraz daha fazla baskı var üzerinde bilmiyorum. O baskıya katlanamıyor. Vini. Ah be Vini. Şu hareket eskiden daha efektifti. Villarreal tehlikeli geldi. Offside de yoktu. Romero aldı o topu. Haydi çocuklar, haydi çocuklar. Enerjimiz tükenmeden. Vinicius Junior. Güzel. Kötü. Okey, toparlandık sanki. Xavi Simons'a gitmedi o top. Fatau'da. Xavi Simons topu bekliyor sanki. Xavi Simons. Yakın köşeye belki atabilirdi. Ama atamadı. Attı da kaleci kurtardı. Vinicius'un korneri. Mendes. Şimdi Fatau. Pası verdi. Tüh. Ama top bizde, top bizde. Şimdi Pellegrini ve ah be. Top bizde mi hala? Bizde. Orada bir free kick vardı aslında ya. Tüh. Lan Fatau batırdı. Fatau tutmadı sanki arkadaşlar ya cidden. Aha Arnold. Vay be Arnold'a bak ya. Arnold'u sorguladığımdan beri Arnold süper oynuyor. Şimdi Claudio Costa. Oğlum nereye attın lan? O sayıya gitti top. O sayının ortası. Boş bir Vini. Yes! Orta kafa gol iş yapıyor. 45 artı boost'u olması yapmayacak belki. Bu 45 artı boost'u cidden un boost edilmeli ama bunu gören
sanmıyorum ki kimse olsun. İlk yarıda bu golle 2-1 sonuçlanıyor. Pellegrini'nin bu kadar oynadığı yeter. Mutlu olmuştur. Baturina'yı oynatmamız lazım. Onu ödüllendiriyoruz. Bulat'ı da getirebiliriz. O sayı yorgun. Trent'i sağ beke çekelim. Fatavu'nun yerine de Marvin'i alacağım. Fatavu yedeklerde takılsın. Sağ kanat oluşuna ne kadar süre var bilmiyorum. Bayağı uzun bir süre gösteriyordu yanılmıyorsam. Ama neyse, biraz kendine gelsin Fatavu artık. Baturina ileri, Claudio Costa'ya. Güzel. Vinicius hat-trick'e gidebilir mi? Defansı geçebilir mi? Geçti. Vinicius Junior Villalba'yı geçemedi. O neydi ya? Ayıp ya. Hocam tam gözünün önünde kırmızı kart. Sarı çıkıyor. Zielinski. Bak şuna bak. Şimdi Miss Jor. Bu kim lan? Miss Jor birinin regeni herhalde. Acaba Lewandowski regen mi? Aa olabilir bak. Polonyalı ismi olabilir o. Aman. Costa uzaklaştırdı ama onlar da yine. Bence o Lewandowski regen. Miss Jor. So, tehlikeliydi bizde. Şimdi Marvin önünde Costa var. Marvin Costa'ya atabilir mi? Güzel bir ara pası attı ama Costa buradan çıkabilir de gol atabilir mi? Claudio Costa sorgulama beni hocam diyor. Atamıyor ama az farklı dışarı. Miss Jor çıkıyor. Ona bir bakmamız lazım. Messi regen de bulacaktık ya. Yakup Miss Jor'muş. Aynen kesinlikle Yakup'sa Polonyalıdır abi. Vinicius Junior. Aha Costa. Güzel. Xavi Simons gole gidiyor. Üçüncü golünü atabilir mi? Atabiliyor. 3-1. Yes be. Xavi Simons da iyi bir bölüm geçiriyor. Skor adına. Hadi golünü attı. Nakai yerine girsin. UEFA maçı geliyor ne de olsa. Hani Sassuolo'ya karşı 4-0 yenildik ya. O maçta da bölümü kapatırız arkadaşlar. Endrick de gelecek mi gelmeyecek mi? Geliyorsa gelsin arkadaş. Bu maçtan sonra onu da göreceğiz. Marvin ileri. Nakai'ye. Nakai'nin pası. Vinicius'a. Vinicius. Vuff. Nasıl vurdu bilmiyorum. Tekrarı görmek istiyorum. Hat-trick Vinicius. Nakai'dan da asist geliyor. Onun için moral oluyor. Vinicius Junior'ın vuruşu normal bir vuruş sağ ayağıyla. Güzel vurdu ama. Sanki hafif böyle dibine girdi. Bu maçta Claudio Costa sessiz. 5. gol gelir mi? Claudio Costa onu atabilir mi? Hadi aha. 4, 5 pardon. Ben ne diyorum abi ya? Marvin. Ah Villalba. Marvin kazma gibi arkadaşlar. Marvin'i paketleyelim. Bu gençleri yazın yorumlara. Hani tutmamız gerekenini, paketlememiz gerekenini yazın. O şekilde. Oo bu arada Pau Torres ne yapıyorsun? Elle oynamış. O şekilde onları ara transfer döneminde yollayabiliriz. Ya kiralık ya satarız bilmiyorum. Aha Costa ara pası. Vinicius. Defans yavaşladı. Vinicius 4. gole gidiyor. Vinicius Junior 4. golünü de atıyor. 5-1 oluyor. Villarreal'e hayır diyoruz. Bizi yenemezsiniz diyoruz. Costa'dan geldi bu asiste. Vinicius harikalar yaratıyor arkadaşlar. Ballon d'Or kazanabilecek mi oyuncularımızdan bir tanesi? Bu arada biz Aralık ayına geldik. Ballon d'Or ödülü sahibini bulmuş olması gerekiyor. Ona da bakmamız lazım. Bu arada çok kolaylaştı her şey. Nakai ah be orada bir an için dedim gidemez falan bilmiyorum. Beynim dondu. Hava soğuk o yüzden belki. Vini 4 gol attı maçta. Claudio Costa için bir şey yapamadı diyoruz da 3 asist yapmış lan adam. Romero da 8.0'lı oynamış. Vay. %100 başarılı dribbling oranı. Pas isabeti %88. Kazanılan top 6. Top kaybı 0. Bak iyi oynamış. Claudio Costa 5 top kaybetmiş. Arkamda göremiyorsunuz. Kazanılan top 0. Vinicius da 4 top kaybetmiş. Fatavu Isahaku 3 top kaybı. %50 pas isabeti, %67 başarılı dribbling oranı. Neden kötü not aldıkları belli oluyor aslında. Oha Atletico Madrid Valladolid'e yenilmiş. Hocam Vinicius Junior tartıya çıkınca çok ağır geliyormuş, tartı kırılıyormuş. Nedenini açıklar mısınız? Geçtiğimiz günlerde bir sponsorluk anlaşması yaptı. Çimento fabrikasıydı yanılmıyorsam. Ondan olabilir belki. Çok gol attı Vinicius ya. Lorenzo Pellegrini yeniden mutlu oldu bu arada. Bu gollerden sonra gol krallığı Costa ikinci. Fatih coşturmaya devam ediyor da. Costa'nın maç sayısı eksik. Vinicius da 9 maçta 8 gole gelmiş. Noel'in 6 maçta 6 golü var. Vinicius asist krallığına da oynuyor. Çok az maça çıkartmışız biz onu La Liga'da. Simons, Costa, Milar hepsi 5'er asist. Bu arada ben Aralık ayında olduğumuzu sanıyordum. Daha Kasım'dayız. Aralık'ın ikinci perşembesi yani şu Slavia Prag maçı günü. O zaman Ballon d'Or'un sahibi belli olacak. Çok merak ediyorum bizim oyunculardan birine gelir mi? Sanmıyorum ama onlar Şampiyonlar Ligi kazanmışlardı çünkü. Şimdi Sassuolo'yu devirip liderliği ele geçirebilir miyiz ama Sassuolo'nun averajına bak, bizim averajımıza bak. İkili averaja bakılmıyor yanılmıyorsam. Direkt averaja bakılıyor artık.
puan kaybetmeleri gerekecek son maçlarında. Şimdi az önce dediğim gibi raporumuz geldi. Endrick de geldi mi? Aha, burada birisini gördüm, sonra diğerini gördüm. Siz de gördünüz mü? Alves değil arkadaşlar. Cardoso sen değilmişsin. 750 bin euro değeri vardı, potansiyel yoktu. Kleber, Ferreira, Eduardo Pereira. Ferreira ve Pereira. Pereira'da potansiyel düşük gibi. Kleber, Ferreira çok iyi olabilir. Pedro Rodriguez 15 yaşında. Ona da belki bakmaya değer. Bu çocuk Igor Duarte, o da fena değil sanki. Igor Duarte yanlış mevkide olmuş olabilir. Bir saniye, Igor'a da bakalım. Bakalım abi, hepsine bakalım. Sen 1.2 milyon euro değer. O da yanlış mevki olabilir. Pedro Rodriguez sen de gel abi. Eduardo Pereira sen de gel, 675 bin euro değer. Bu dörtlü arasından birisi Endrick mi arkadaşlar? Bizim Endrick'imiz. Ferreira sağ orta saha 63 overall. Ama 61 bitiricilik, 68 atak pozisyonu. Santrfor'a çevirsek 4 hafta diyor. Eduardo Pereira da sol orta saha. Onu da Santrfor'a çevirmemiz lazım da. Gerçi Eduardo Pereira'da bitiricilik yok. Duarte merkez orta saha, hızı var. Bitiricilik de 67, bir saniye. Duarte'yi çevirdiğimizde uçar arkadaşlar. Igor Duarte, Endrick. Kafa isabeti de 63. Dribbling de fena değil. Igor Duarte tam bir cevher olabilir. 17 yaşında. Hatta A takıma yükseltelim. Santrfor'a koyunca bakalım ne oluyor. Hani artı kaç gösteriyor. Pedro Rodriguez'den bir cacık olmaz. Igor Duarte harbiden yanlış mevkide oynuyor. Bir saniye arkadaşlar. Forvet'e koyduğumuz artı 10 alıyor. Endrick erken falan mı geldi diyelim. 18 yaşına basınca gelecekti. Hani Endrick Real Madrid'e. Biz de o kuralı uygulayalım mı? Oynatmayalım mı? Bekletelim Igor'u ya. Bu maçtan sonra bu bölümde 4 hafta daha geçer mi bilmiyorum. Bu çocuğa kaç numarayı verebiliriz? Endrick kaçı alacak acaba? Lan 9 numara da boştaymış. 11 boşta. 9'u mu versek? Neyse, yorum sizin arkadaşlar. Ben bu Igor Duarte'den iyi işler bekliyorum. Endrick'imizi bulduk. Sassuolo'yu 4 farklı yenebilir miyiz? 5 golle falan. Kadromuz hazır. Hadi geçelim deplasmana. Korkulu rüyamız Sassuolo. Serie A takımı Sassuolo, bakalım. Deplasmanda İtalya'da onlara karşı daha iyi bir skor alabilecek miyiz? Onları devirebilecek miyiz? Şok etmişlerdi bizi. İlk atak bizden gibi. Aha, Vinicius önüne süper aldı. Abi Vinicius muhteşem formda. Ne aldı? Bak kendi de inanamıyor. Ben de inanamıyorum. Yine Xavi Simons Vinicius ikilisi süper aldı 13'ten. 13'ün büyük hatası. 5 maçta 4 gol Vinicius için UEFA'da. Xavi Simons, Claudio Costa, ara pası Vinicius Junior'a. Aa, dışarı vurdu bu kez, offside da değildi. Nazar değdi. Xavi Simons pası, Claudio Costa. İyi geliyoruz Claudio Costa. Costa bu açıdan kaleci. Lan kaleci kendini o havada nasıl toparladı öyle? Sihirbaz mı? İmkansız ya. Bir bug var bu kalecide. Kranio iyi kaleciydi sürekli. Bu seneler biraz zayıfladı sanki. Bu arada top bizde. Fede Valverde. İşte bu abi. Valverde harikalar yaratmaya devam ediyor. O aradığımız 4-0'lık, 5-0'lık skoru alabiliriz arkadaşlar. Valverde'nin plasesi. Oy! Müthiş, müthiş. Mittelstadt serbest vuruşu kullanıyor. Yuh, daha neler. Pickford. Şimdi Sassuolo yüklendi. Locatelli, dikkat. Bravo Pau Torres. Pau Torres çok iyi oynuyor arkadaşlar derken. Bir daha iyi oynasın. Okey. El var sanki. Pau Torres uzaklaştırdı. Evet, top bizim. Seyde, dikkat. Sassuolo ilk yarı bitmeden şurada gol yemeyelim. Romero, bravo. Ve top bizim. İlk yarı 2-0 bitiyor. Öndeyiz. Değişiklik yok. İkinci yarı var. Bir anlaşmazsızlık orada. Tony Martinez. Pickford. Taç kullanıldı. Rozival. Dikkat. Romero. Eller kapalı. Direkten dışarı. Claudio Costa. Kontra atak şansı. Vinicius Junior. Vinicius. Üzerinde Lukeba var. Vinicius. Onu geçti. Vinicius. Xavi Simons'a verdi. Simons. Simons. Kaleci Cranio. Lorenzo Pellegrini'yi alalım. Simons'un yerine. Vinicius'un korneri. Geliyor. Valverde orada. Kafa yok. Fatavu Isahaku zorladı. O topu aldı. Bravo Fatavu. Yes. Xavi Simons, değişiklik gerçekleşmemiş. Güzel, klas bir asist daha yapacaktı Simons, olmadı. Şimdi Vinicius Junior sol ayağında plase, engellendi. Xavi Simons. Okey. Mendes. Valverde'ye. Valverde. Xavi Simons'a. Onun pası offside mı?
Galiba offside'dı. Evet, offside şimdi verdi. Fatavu Gonzalez değişikliği yapalım. Fena oynamadı ama eski Fatavu yok ya. İstanbulspor'daki impactful Fatavu. Yani kendi varlığını ortaya koyabilen Fatavu. Burada pek göremiyoruz. Aha, Romero. Stoperlerimiz gayet iyi, nazar değmediği sürece. Şöyle derinlemesine. Claudio Costa. Aha, gol. Dönen top bizde sonunda. Xavi Simons. Ama Costa onu aşırtmalıydı ya. Çok iyi aldı önüne Costa. Yön de değiştirdim ki hani kaleci biraz daha gelsin. Neyse, sorun değil. Sonuçta golü attık. Bir gol daha atabilirsek. Aman aman aman, yemeyelim. Come on Pickford ya. Biliyorsun açıyı. Tüh be. Yemeyelim. Bir gol daha atabilirsek çünkü. Averajla ortak olacaktık galiba. Belki daha fazla gol bizde. Neyse. Ah, çok kötüyüz. Ya yürü git be. Orada o pas nasıl geçmiyor? Trent'e mi geçmedi? Birine geçmedi de dedim, nasıl pas veriyorsun içimden de. Olan averajımız oluyor ya. Pellegrini, o da oyunda. Onun pası Claudio Costa'ya. Plas sesi engellendi. Şimdi işin yoksa artı bir de artı iki de defans yap. Yapay zekaya karşı. Helal Mendez de hakem bitirmiyor. Kaleci de gelmiş tabii. Kaleci, ayıp ediyorsun. Yürü git kaleci. Helal Pickford. Yani onu kurtarabildin. 3-2 maçı alıyoruz da böyle olmamalıydı. Farka gitmeliydik. Topa sahip olma %62 onlar. Gol beklentisi biz daha fazla. Maçın adamı yine Vinicius Junior. Bu bölümde her maçın adamı Vinicius mu oldu sanki? Neyse, La Liga'da yeniden liderlik koltuğunu ele geçirmişiz. UEFA'da da Sassuolo ile aynı puana geldik ama o averaj işi çok kötü oldu ya. Belki Bodo Glimt'te puan kaybederler, bilmiyorum. Gruptan çıkmayı garantiledik ama. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'de gruptan çıkmayı garantilemiş. Namağlupler. Roma ile liderlik maçı oynayacaklar. Son maçı, onu göremiyorsunuz. Bizim Sheffield da namağlup lider. Onlar da garantilemişler. Son maç Lille karşı deplasmanda. Kemaldo takımını bir üst tura atlatmış. Konferans Ligi'nde Galatasaray var. Bizim İstanbulspor yok muydu? Bizim İstanbul UEFA'daydı gerçi, bir saniye. Trabzon çok kötü. Grubundan çıkamıyor. Gerçi konferansa gidebilirler son maça göre. Ve İstanbulspor'umuz grubunda ikinci. Mainz'a karşı maçları olacak onların da son maç. St. Pat's'la berabere kalmak nedir ya İstanbul? Come on. Kalecileri kötü hala. Süper Lig'de ilk 10'da bile değil İstanbul. Oha, İstanbulspor 14. Gruptan çıkıyor ama neredeyse UEFA'da. Helal. Premier Lig'de Sheffield hala zirvelerde. Güzel. En az gol yiyen takım yine Sheffield. Gerçi Arsenal 12 yemiş de. Bizde de toplam verimde Costa 22 gole katkı. Vinicius Junior 21 gole katkı. Costa'yı neredeyse yakalamış. Xavi Simons bu bölümde çok iyiydi. Valverde çok iyiydi. Müthiş goller attı. Fatou Issahaku 2 gol 2 asist. Biraz hayal kırıklığı, bilmiyorum da. Gerçi Gonzalez'den daha verimli. Tabii oynama süresini de keşke görebilsek burada. Baturina'dan süper bir frikik geldi. Onun haricinde göze çarpan istatistik pek yok gibi. En çok oynayan oyuncumuz Osayi Samuel, Xavi Simons ve Costa. Bu bölümden bu kadar. Gelecek bölümde ara transfer dönemini açarız bölümün sonlarına doğru. O bulduğumuz Igor Duarte de gelecek bölümde 18 yaşına gelirse, ne zaman 18 yaşına gelirse oynatırız ya da isterseniz oynatayım, bilmiyorum. Gelecek bölümde onu santrfora çeviririz. Overall'ı ne kadar yükselecek onu da görürüz. Çok teşekkürler izlediğiniz için her zamanki gibi. Like butonuna basarsanız süper olur arkadaşlar. Bir sonrakine görüşmek üzere. Hoşçakalın.